Efendim Esma? Ay daha önce doğru düzgün konuşamadık. Hemen kapatman gerekti. Benim de aklım sende kaldı. Ne yapıyorsun? Rahatın yerinde mi? Alışabildin mi Ankara'ya? Alışacağım herhalde. Başka bir yolu yok artık Esma. Tabii büyük şehir. Bizim oralara pek benzemiyor. Arada gözüm korkmuyor değil. Hiç korkma. Benim bildiğim Sıla her zorluğun üstesinden gelir evelallah. Nasıl gidiyor evlilik? Aman Esma, sanki hiç bilmiyorsun yani neyin ne olduğunu. Hem haliyle Tarık Bey de işine gücüne gömüldü buraya gelince. Sen ona hala Tarık Bey diyorsan. Ne diyecektim? Neyse neyse. Her şey yoluna girer zamanla. Bana bak. Seni o koca şehirde yalnız başına bırakmıyor herhalde, değil mi? Yok. Sağ olsun hiç ihmal etmiyor beni. Biliyor musun okula birlikte kayıt yaptırdık. Beni alışverişe götürdü. Benim için o kadar çok şey yaptı ki. Peki sen ona ne yaptın kız? Nasıl yani? Ya dur, hemen yanlış anlama. Hani diyorum, şöyle güzel bir yemek, ne bileyim, hoşuna gidebilecek bir hediye falan. Ay doğru söylüyorsun. Benim de onun için bir şeyler yapmam gerek değil mi? Böyle hoşuna gidecek, beğeneceği bir şey. Öyle tabii kızım. Erkek milleti düşünülmekten hoşlanır. Bakma sen öyle ciddi durduklarına falan. Güzel kızım benim. Elimde avucumda olan bu. Çok değil biliyorum. Ama belki bir işini görür. Sıla? Sıla, orada mısın? Duyuyor musun beni? Ha, buradayım, buradayım. Hani diyorum, Tarık Bey iş adamı. Ne yapacaksın ona? Bilmem. Bulurum ben bir şeyler. Esmacığım benim birkaç işim var da ben seni sonra arasam olur mu? Olur. Ama beni unutma, tamam mı? Tamam, hiç ihmal eder miyim? Hadi öpüyorum çok. Görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.